Merhaba arkadaşlar, Kerem İlaz kanalına hoş geldiniz. FIFA 18'de değişik bir videoya çekeceğiz. Daha önce böyle bir videoya pek denk gelmedim. Yani görmedim desem daha doğru herhalde. Belki vardır tabii ki çeken arkadaşlarımız. Kadın futbol oynayacağız arkadaşlar. Turnuvalar kısmında Kadınlar Milli Takım Kupası var. Buradan hızlıca bir takım seçeceğiz. Bu takımların arasında en güçlü... Şurada Brezilya gördüm galiba. Ama neredeydi o Brezilya? Meksika, Kanada, İtalya, İngiltere. Yok, Fransa, İngiltere. İngiltere olabilir. Şu Fransa olabilir. Fransa'yı seçelim arkadaşlar. Oyunumuza girelim. Fransa'yı seçtik, evet. İsveç, Amerika ve Almanya grubuna düştük. Çok da zor bir grup sanki burası. Grubumuz bu. Değiştirmeyelim. Buraya da ilerleyelim. Kadınlar Kupası diye isim verelim. Çok önemli değil burası. Hemen bir kupa maçı. İsveç, Fransa, Amerika, Almanya. Maç yap kısmından hemen maçımıza giriyoruz. Taktikler, kadrolar, ayarlara bir gelelim. Ayarlarda dünya klasını tabii yapmayalım. Amatörde dakikamız 4 dakika olsun. Kapalı olsun. Gizleyelim bunu. Oyun hızlı. Tamam, bu şekilde olsun. Hayır diyelim. Evet, maç yap kısmından hemen maçımızı yapalım. Fransa kimdi o? Formamız maviye beyaz, tamam. Gayet güzel. Bakalım kadromuz nasılmış. Şurada 82 santrafor ama 85'li var. Kimisi erkek gibi duruyor bunlarda. Bu ev hanımı galiba. Busaglia. Abla gibi duruyor ya. Resmen ev hanımı gibi duruyor. 79 oranı da güzel aslında ama. Şu Diana'nın yanına şunu alalım. Burada kalsın bu. Sol bekimiz var. Sol bek kaç? 80'miş gerçi. En iyi kadroyla çıkmış zaten. Hep 80'in üzeri. Erkeklerden daha iyi diyebiliriz. Kadınlar oranları bayağı yüksek. Oyun ayarları kısmına zaten baktık biraz önce. Bu şekilde olsun. Hemen hızlıca girelim bakalım nasılmış. Kadın futbolu da zevk verecek mi arkadaşlar? Mini bir turnuva ile devam ediyoruz. Buraları geçelim hızlıca. Taraftar çekiyor mu acaba bunlar? Oo, bayağı tribünümüz de dolu. Evet, kadınları görelim. Evet, yani ilk kez oynuyorum ben. Kadın futbolu hiç oynamadım daha önce. Hiç kontrol etmedik. Bakalım nasıl oynuyorlar. Erkekleri taş çıkartacaklar mı? İzliyoruz. İki yıldızlı bir takım Fransa'nın karşısında Almanya. Gollerimizi atacak mıyız bakalım? Yiyecek miyiz, atacak mıyız? Ay, saçlarla çok komik koşuyorlar ama. Evet, kaptık topu. Çok iyi pas ama tabii biraz açılı geldi. Hakem gibi olmuş kaleci de. Evet, güzel. Oo, çok iyi pas. Buradan gol yapar mı? Vallahi mükemmel vurdu ya. Ronaldinho böyle vurmuyor ya. Ronaldinho böyle vurmuyor maşallah. Oo. Saçtı saçtı baksana hepsi. Ya, çok güzel ya. Çok da iyi pas geldi oraya. Ama yani açısı kaybolmasına rağmen sol ayağıyla mükemmel vurdu. Çok düz ve çok güzel vurdu. Evet, kaleci sadece baktı kaldı. Pardon. Maça devam et. Geçelim buraları hızlıca. 1-0 öne geçtik.
Yok hoca bir şey. Kart geliyor mu? Yok. İyi. Yani şey, hakem de kadın galiba. Hakemi de kadına benzettim ben. Evet, ön bir hazırlık. Kaleye doğru ama üstten avut tabii ki. Olmadı. 10 numaralar. Kalecimiz. Fransa'nın kalecisi. Kadın futbolu pek oynanmıyor. Ülkemizde olsaydı daha güzel olurdu. Hadi. Çıkar mısın kızım? Allah Allah. Al onu. Evet. Güzel. Hmm. Hızlı kontrol. Oh, bu soru fena ya. Saça da... Mükemmel bir pas. Arkadaşını aktardı. Saçlara bak ya, çok iyi olmuş ya. Hepsinde de saç var ya, hiç kısa saçlı yok mu ya? Daha gencecik. Domis. Domis golünü aktardı. 17. dakikada. Ama oradaki pas da tabii çok iyiydi. Alını. Çıkartın onu arkadaşlar. Tabii oyun biraz kasıyor. Neden diyecek olursanız, aynı zamanda çekim de yapıyoruz. Video kaydettiğimiz için biraz kasmalar oluyor. Ya bir de grafikleri ben full yaptım. Aa, offside değildi o ya. Tomis gene kaçtı. Ama offside'e yakalandı. Burada evet. Çok az ya. Bunu vermeyeceksin arkadaş ya. Yediler golümüzü. İndir oraya. İndiremedi. Gönüşünü. Aa, sakatlandı. Aa, bizim adam sakatlandı ama toparlandı. Araya ama sakatlandı, görüyorsunuz. Offside. Summer. Gencecik kızımız. Oo, sakatlandı gösteriyor. Ama golünü yazar, ben size söyleyeyim. Arkaya gene Tomis. Tomis ikinci golünü aktardı ama offside mı? Offside'miş ya. Ben de bir şey var diyorum orada ama. Arkadaşlar görüyorsunuz, kadın futbolu da oynanmayacak değil yani, bizim erkeklere taş çıkartırlar. Bak, sakat sakat golünü attı vallahi, sakat sakat. Summer golünü attı, Summer. Sakat sakat ama golünü aktardı. Ben buyum diyor. Saçaklılar ya. Sakatlık yaşıyor ama ne oluyor, kolunda mı sakatlık var? Sıkıntı var. Düşmüş, kötü düşmüş. Oo, çok iyi pas. Arka dire! Ya bu ne oldu? Almanya daldı ya. Daha ilk yarı. Hop. Gol şov var ya Fransızlar. Gol şov var. Ama Summer orada tabii. Kadın sakatlandı ama ya. Kötü oldu. Oo. Uzaktan. Ah, çok kötü vurdu ya. Çok kötü vurdu. Summer çok kötü vurdu. Biraz dakikamızı kısarız arkadaşlar. 4 dakika yaptık ama.
Kolunu tutuyor bizim Yasamur. Marushan. Alexandra Pop. Evet, alıyoruz onu orada. Kaçır onu gene. Samura bak, çok iyi de sprinter ya. Hadi ne oldu? Hop. Bir aşırtma. Direkten döndü. Fantezi yapıyor artık bizimkiler 4-0 olunca. Tak. Keyif alıyorlar yani. Top oynamaktan keyif alıyorlar. Almanya hiçbir etki gösteremiyor bize. Ya Samur çok hoşuma gitti ya bunu. Hemen Galatasaray'ı almak lazım. İki yarı bitti. Dört sıfır. Gayet iyi bir sonuç. İkinci yarımız başladı hemen. Bu kız da iyi. Tomis miydi? Neydi bu? İçeri doğru güzel bir ara pası olmadı. Çok iyi verkaçlar bunlar. Buradan şut gelir mi? Defansa çarptı. Güzel bir şuttu. Arkaya aşırtabildi mi? Uzaktan. Kaleci. Sanki gol oluyor gibiydi ama. Kaleci yakaladı. Kaçır onu. Arka tarafa. Kaleci. İçeri girdi sanki ya. Offside değil mi hoca? Al onu orada, al onu. Evet, güzel çıktılar. Ortaya döndük. Kaçır adamı gene. Mükemmelsin ya. Sakat sakat oynatıyoruz valla. Oo, alıyordu topu. Al. Marushan. Alexandra Pop. No need to stop the play there because they got the ball and they can use the advantage. Alamadık. Ama bu sefer kaçır onu. Oo, Tomis. Uzaktan vurdu. Uf, çataldan döndü ya. Ah, defans girdi araya. Korner galiba. Çok iyi şuttu ya Tomis. Çataldan döndü ya. O frikik olmuş. Yazarlar mı buradan? Bence yazarlar. Ah be, çok yukarı gitti. Bunu da alsaydım, bırak git derdim artık ya. Evet, Tomis. Ah, alamadık. Kramer. Onto the attack now. Olamadık bir orada topu ya. Hadi. Oo, dışarı vurdu ya. Gene atamadılar. Genel itibariyle güzel arkadaşlar. Kızlar da güzel oynuyor. Pasları iyi. Aa, böyle bir hata olur mu ya şimdi? Kaleci gel. Kaleci gel. Lan. Gelmedi, açmadılar kaleciyi. Aşırtma vuracaktım da açmadılar. 4-0 yoksa zaten gene gol yapardık onu biz de. Kaçır adamı. Ah, Tomis'i gene kaçırıyorlar. Tomis'e de bitti. Bu bak, bu kız fena ya. Bu kız fena. Of, şuta bakar mısın ya? Sakat bir daha bu. Sakat sakat oynuyor. Vur ona. Uzaktan. Çok kötü bir vuruş. Arkadaşlar, genel itibariyle güzel. Kadınlar futbolda oynanabilir. Seçeceğiniz takım tabi ülke takımları, düşük takım yani kaç tane saydık herhalde, orada bir 16 tane takım filan anca vardır.
onların arasından seçip oynayabiliyorsunuz. Grup yapıyor direkt zaten. Turnuva şeklinde düzenleniyor. Bu Cengi de çok iyi ya. Kaçır gene bunu. Kaçır gene bunu. Gider bu. Gider bu. Saçaklı bu. Çok iyi gidiyor. Aa, köşeyi de gördü ama olmadı ya. Olmadı. Thomas'tan gol gelmedi. Bas orada bas. Bas. Çok iyi basıyor ya. Bak baba alacak topu. Aldı vallahi. Gol. Vurdu vallahi golü ya. O kadın süper ya. Bunun da ikinci golü galiba. Lavagues. Summer Thomas dedim. Summer bizdeki Summer fena ya. Forvet. Tüm forvetlere taş çıkartır yani. ...5-0 oldu. İlk maçımıza göre kızlar gayet iyi, başarılı bir futbol ortaya koyuyor. Kız futbolunu da tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gayet oynaması zevkli. Çok iyi pas. Olmadı. Bas. Süper top. Summer, ben sakatım ama gene oynarım diyor Summer. Ya muhteşem oynuyor, muhteşem. Bu Summer var ya, erkeklere taş çıkartır ya. Şurada topu önüne alışı, önüne geçti adamın. Önü alışı, vuruş, teknik, direkten direkt girdi ya. Koşuşa bakın, saçlar da yani grafikler de çok iyi, saçlar da çok iyi oynuyor. Ben zaten bir karakter yaparsam, şuraya bakın, saçları çok iyi yapmışlar ya oyunda. Karakter hoca değiştir mi diyor, ne diyor? Değiştirmeyeceğim seni ya, seni yıldız yaptık yani o maç. Karakter yaparsam uzun saçlı karakter yapacağım zaten. Saçları çok iyi oldu. Evet, maçı galip getirdik. Harika bir futbolla 5-0 mı 6-0 mı oldu? Hakemler de kadın. Maçın adamı bu mu seçildi? 3 golle evet. Bence öbür kadın Samur daha iyiydi. 9 numara bizdeki. Genel itibariyle arkadaşlar, kadın futbolu dediğimiz gibi hoş futbol. Kadınların saçları falan böyle oynaması, o da çok hoş. Yani arada bir canınız sıkıldıkça değişiklik olsun açısından oynayabilirsiniz. Gayet güzel de oynuyorlar. Güçleri de güzel. 6-0 yendik. Bu videonun da şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.